DEM Parti İstanbul'da bir aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Bu iki partinin kararı seçim sonucunu, sandıktan çıkacak sonucu doğrudan etkileyecek kararlar. O yüzden önemli. Yeniden Refah Partisi İstanbul kararını hala vermedi. Vermedi. Pazarlığın sürdüğü haberleri geliyor. Yani Konya'yı istediği söyleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin. Erbakan'ın, Fatih Erbakan'ın Konya'yı verirseniz biz de İstanbul'da aday çıkarmayalım dediği öne sürülüyor. Hala bir sonuca varılabilmiş değil. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul kararı beklenirken enteresan bir şey oldu. İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin il divanı gerçekleştirildi. AK Partili Belediye Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da o toplantıya katıldı, misafir olarak o toplantıya katıldı, çıktı, mikrofonu aldı, bir konuşma yapmaya başladı. Ama Yeniden Refah Partililer tarafından protesto edildi. İzleyelim. Arkadaşlar, burada güçlü duracağız, sağlam duracağız ve diyeceğiz ki... Evet, böyle. Yani AK Partili Bahçeli Evler Belediye Başkanı konuşurken Yeniden Refah Partililer salonu terk ediyorlar. Neye kızdılar acaba, onun cevabını bilmiyorum. Yani başkan bir şey söylemiş olsa gerek ki onlar da kızmışlar. Şimdi yani bu durumda Yeniden Refah Partisi İstanbul'da bir aday çıkaracaktır. Partililer... AK Partili Belediye Başkanı'nı, Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nı protesto ediyorlarsa buradan nasıl bir işbirliği çıkabilir ki diye düşünebilirsiniz. Hayır, hiç öyle düşünmeyin. Fatih Erbakan 14 Mayıs seçimlerinden evvel Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, partisinin seçimlere tek başına katılacağını duyurduktan bir hafta sonra Cumhur İttifakı'na katılmıştı. O Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldığını duyurduğunda Yeniden Refah Partili gençler sokakta Fatih Erbakan'ın broşürünü dağıtıyorlardı. Bize oy verin diyorlardı. Sonra cep telefonlarından görüp kala kalmışlardı. Şimdi ne yapacağız diye. Hepsi olabilir. Her şey olabilir. Geçelim Mustafa Destici'ye. Mustafa Destici de geçenlerde işte İstanbul'da aday çıkarmama eğilimindeyiz. Büyük Birlik Partisi olarak. Ondan sonra fakat tabanımızı ikna edecek bize bir şey verilmesi lazım. O da pazarlık yapıyor. Hakkıdır. Yani o da işte 500 bin oy almış 14 Mayıs seçimlerinde Büyük Birlik Partisi. İstanbul'da ne kadar almış bilmiyorum. Yani o işte oyumuzu diyor biz istediğimiz yere taşırız diyor.